Merhaba arkadaşlar. Derslerimize devam ediyoruz. Şimdi geçen dersimizde ne yapmıştık? Şurada görmüş olduğunuz SCSS kodlarını yazmaya başlamıştık. Şimdi bu dersimize geçmeden önce ben sizinle arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. Bu dersin açıklamasında ben her dersi tamamladığımız zaman son işlem olarak arkadaşlar buradaki yazdığım kodların tamamını, derslerde oluşturduğum kodların tamamını kitap linkinden paylaşıyorum. Siz de herhangi bir hatayla karşılaştığınız zaman kodlarınızı kitap linkinden indirerek karşılaştırabilirsiniz. Tabii şunu da belirtmek isterim. Ben derslerin devamı için en büyük motivasyon kaynağım bu derslerin izlenmesi. Hani dersleri izleyerek de bana destek olursanız sevinirim. Yani yalnızca kod paylaşımı yapmak durumunda kalsaydık hani bu dersleri çekmenin hiçbir anlamı olmazdı zaten. Ama dediğim gibi yani kodları sizlerle paylaşacağım her ders sonunda. Şimdi gelelim dersimize dönelim. En son biz ne yapmıştık? Kapatalım şurayı. Burada görmüş olduğunuz header alanlarımıza başladık. Şimdi hemen geliyorum. Burada şimdi öncelikle şu HTML kodlarına baktığım zaman şurada navigation header'ımız var. Bu navigation header'da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben iki tane now header class isimli bir div kullanmışım burada. Şuradaki dışarıdakini silelim. Dışarıda kullandığımız divimize gerek yok arkadaşlar. Onu silebiliriz. Sadece direkt container class'ından başlıyor. Çok problem değil. Şimdi burada container class'ını dışarıda da içeride de kullanabiliriz. O da problem değil. Ben neden dışarıda kullanıyorum? Şimdi şuradaki tasarıma baktığım zaman benim şuradaki tüm içeriğimin tamamı container'ın içerisinde kullanacağım. Herhangi bir buradaki yukarıda olduğu gibi bir işte alt çizgi vesaire de kullanmayacağım için benim açımdan her şeyin container class'ın içerisinde olmasının bir problemi yok. Bu şekilde ufak açıklamayla başladıktan sonra hemen dersimize geçelim. Şimdi dersimize geçmeden önce ne oluşturduk? Biz dikkat ederseniz şurada abstract SCSS component SCSS şeklinde neler oluşturduk? Oradaki kullanacağımız SCSS kodlarını yazdık. Şimdi burada arkadaşlar ilk olarak sizinle ben utilities class kavramını konuşacağım. Bu arada vakitte kazanmaya çalışıyorum çünkü mouse takıldı. Tamam. Şimdi aldık mouse'umuz çalışmaya başladı. Şimdi utilities class ne demek? Birazdan göstereceğim size. Tek bir amaca yönelik işlevsel class'lara arkadaşlar biz utilities class deriz. Mesela şimdi geliyorum style css'in içerisindeyim ben halen. Şimdi top header class'ından başladık. Index html'e baktığımız zaman main header diye bir bizim header class'ımız ne? Main header. Bakın geliyorum şu main header class'ına. Ctrl C ile aldım ben burayı, tamam mı? Şurada hemen top header class'ının da üstüne şöyle main header'ı yapıştırdık. Parantezlerimizi açtık. Burayı diyorum ki arkadaşım background color olarak ben buraya ne vereceğim? Şöyle secondary color'ımızı vereceğim. Secondary color şeklinde ne yaptık? Buraya rengimizi verdik. Açtığımız zaman sayfamızı, şimdi dikkat ederseniz şuradaki background'ı biz değiştirdik. Background'ı siyah yaptık. Daha sonra projemizin ilerleyen aşamalarında biz başka alanların da background'unu siyah yapabiliriz, değil mi? Ya da kırmızı yaparız ya da sayfamızda kullandığımız diğer renkleri kullanabiliriz. O nedenle biz bu şekilde arkadaşlar, yani o class'ı seçip işte background color siyah, kırmızı ya da secondary color değişken kullanılarak da belirleyebiliriz. Onları yapmak yerine ne yaparız arkadaşım? Gideriz ayrıca bir utilities.scss dosyası oluşturabiliriz. Ancak ben burada ne yapacağım?
utilities'leri, utilities class'ları arkadaşlar böyle abstracts.scss'in içerisine yazacağım. Siz dediğim gibi isterseniz ayrı bir ne oluşturabilirsiniz? Ayrı bir dosya oluşturabilirsiniz. Ancak ben dediğim gibi buradaki abstract class'ın içerisine yerleştireceğim. Oradaki en temel mesele neydi bizim açımızdan? Neyi nerede kullanacağımızı bilmemek. Şimdi utilities dedim. Şöyle bir ne oluşturalım mesela? Şöyle bir class ismi verelim. Mesela işte Bootstrap'tan kopyalayarak şöyle diyelim ki arkadaşım bg-dark şeklinde bir class ismi veriyorum, tamam mı? bg.dark şeklinde class ismi verdim ve buraya da diyorum ki background color ne verecektik burada? Bizim secondary color değişkenimizi veriyoruz buraya. Tamam. Bunu verdikten sonra da şimdi geliyorum ben SCSS dosyasına dikkat ederseniz şuradaki main header'ımızı sildim. Tamam mı? Main header'ı sildik burada. Kaydettik. Görmüş olduğunuz gibi gitti. Şimdi background'ı nerede kullanacağım ben? Background'ı şuradaki header class'ının içerisinde kullanacağım ya. Hemen geliyorum buraya. Utilities class olarak ne ekliyorum? bg-dark'ı ekliyorum bakın. Kaydediyorum. Görmüş olduğunuz gibi ne yaptım? Utilities class'ımı oluşturdum. Gelin şurada mesela Bootstrap'ı bir açalım. Bootstrap'ı açtığımız zaman daha böyle Bootstrap dedik. Geldik mesela Bootstrap'a geldiğimiz zaman mesela herhangi bir dokümantasyonda neye bakalım? Components'lara baktığımız zaman mesela şu çok güzel bir örnek. Dikkat ederseniz ne yapılıyor buraya? Alert diye bir class verilmiş, tamam mı? Ancak şuradaki rengi, şuradaki primary rengi vermek için hemen ne ekleniyor buraya? Alert primary. Alert secondary şeklinde. Şimdi biz ne oluşturduk? Geldim buraya. Şurada abstract'ın içerisindeyim. BG dark şeklinde bir arka plan rengi oluşturduk. Ancak biz arka plan rengimizin şu light color olduğu alanı da isterdik. Onu da ne yapıyorum? Geliyorum şunu kopyalıyorum bakın. Buna da BG ne diyelim? Light diyelim, tamam mı? Buradaki değişken olarak da tabii secondary color değil, artık ne kullanacağız? Light color kullanacağız. Tamam, bu şekilde de BG light class'ını oluşturduk. Atıyorum biz burada BG dark değil de BG light class'ını kullandığımız zaman ne olur? Bu kez de ekranın şuradaki arka plan rengini ne yapmış oluruz? Beyaz yapmış oluruz. Ama biz ne kullanacağız? Burada BG dark kullanacağız. Şimdi sonrasında tekrar bunun üzerine konuşacağız da hemen şu abstract'a utilities class'ını şu şekilde oluşturacağız. BG dark, BG light. İşte 10 tane renk olduğum zaman hepsini böyle BG, BG, BG şeklinde yazmaya gerek yok. Bu şu yukarıdaki yazımı biz nasıl yazabiliriz? Hemen geliyorum şöyle. Nokta BG şekli, BG olarak yazdım. Açtım parantezimi. İkinci olarak BG'yi aynı şekilde tekrar etmek için ne yapıyorum burada SCSS yazımda? Ampersand kullanıyorum. Tire diyorum, bu kez dark yazıyorum yalnızca. Dark yazıyorum. Açtım parantezimi. Hemen şunu kopyalayalım. Ctrl C diyorum. Ctrl V. İkisincisi olarak hemen yine ampersand kullanıyorum. Bu kez ne yapacağım? Light. BG light'ı göstermesi için de background color. Ne yazıyorum şuraya? Background color, light color olacak şekilde yazıyoruz. Yani şu şekilde BG'leri tekrar etmektense SCSS yazımda şu şekilde de kullanabiliriz. Hemen geliyorum şurada. Siliyorum. Şimdi biraz önce yaptığımız işlemde ya hocam BG dark ve BG light hemen hemen aynı satırda tuttuğunu düşünebilirsiniz ama burada mesela 9-10 tane farklı renkler kullandığını düşünürseniz bu şekilde yazımın çok daha kolay olduğunu görebilirsiniz. Yani kısacası ne demekmiş?
Utilities class. Utilities class tek bir işlevi olan, çoğunlukla tek bir işlevi olan diyelim biz. Çoğunlukla tek bir işlevi olan class'lara CSS'de utility, yani ne diyelim işte araç class'ları diyebiliriz. Şimdi mesela başka utilities class örnekleri de kullanacağız zaten ileride. Mesela margin için, padding için işte section'lar arasında standart bir padding ya da margin olmasını isteyebiliriz. O durumda da utilities class'lar oluşturabiliriz isteğimize göre. Tamam, utilities class'tan da bahsettikten sonra devam edelim. Geldik buraya. Ne üzerine konuşabiliriz biraz? Şimdi index.html'ı tamam, utilities class'ı belirttik. Şuradaki navigation alanındaki nav header'dan da kurtulduk. Şurada hemen blok için şurası game 1, game 2 kalmış. Bunu şöyle blok 1 ve blok 2 olarak değiştirelim. Ve butonlara girelim. Şimdi biz butonları neyin içerisinde yapacağız? Components class'ın içerisinde yapacağız. Şimdi index.html'e de baktığımız zaman projemize dikkat ederseniz şurada login ve sign up ile ilgili herhangi bir işlem yapmadık. Ne yapacağım şimdi ben? Ben öncelikle genel bir buton class'ı oluşturacağım, tamam mı? Sonra buradaki butonları, hani birine primary işte verebilirim, diğerine secondary verebilirim ya da hiç herhangi bir ek isimlendirme de vermem. Primary dediğim class'a, butona daha farklı özellikleri ekleyebilirim. Bu nedenle ben ne yapmış olmam? Butonlarım sayfamda oluşturacağım. Tüm butonlar ne olur? Standart olur. Öncelikle geliyorum burada style.scss'de. Şurada dikkat ederseniz A etiketinde bu beyazımsı rengin belli olmadığı için bunu yorum almıştık. Bunu yorumdan kurtaralım şöyle. Kaydedelim. Tamam, sayfamız şimdi şu şekilde görünüyor. Şimdi geldik şu butonlarımıza. Şu bootstrap'ı da kapatalım. Geldik şimdi components'ın içerisine. Components'ta önce bir klasik BTN class'ımızı oluşturalım. Zaten index.html'de geldiğimiz zaman şurada zaten ikisinden de ne demişiz? BTN özelliklerini vermişiz burada. Şimdi geldim. Buton BTN class'ın içerisindeyim, tamam mı? Öncelikle ne yapmasını istiyorum bu BTN class'larına? Arkadaşım şöyle bir padding vereyim, tamam mı? Padding olarak 1 RAM ve 2 RAM şeklinde paddingleri verdim. Tabii bunları yapmadan önce gelelim önce. Şöyle şunları yan yana yazalım ki verdiğimiz değişikliklerin sonradan siz olan değişiklikleri de daha rahat görün. Şunu da şöyle kapatalım. Tamam. Padding verdik. Tabii belli olması için öncesinde şöyle background color verelim. Background color da burada diyorum ki şöyle light. Niye sadece isim vermiyor? Şöyle light color şeklinde bir ne yaptık? Background color verdik. Tamam, background color verince yazının kendisi de beyaz gitti. Styles.css'e bakalım. Abstract import etti. Components'ı da import etmişiz. Tamam, şu abstract'ı kapatalım. Tamam, background color, light color dedik. Sonra font color olarak geliyorum şuraya. Primary color veriyorum. Görüyorsunuz şurada değişiklikleri görüyorsunuz zaten. Ne verebiliriz? Şöyle margin left diyorum, tamam mı? Margin left olarak ne diyelim? Şöyle to RAM şeklinde diyelim. Şimdi şuradaki margin left için mesela ben bir şey göstereceğim birazdan. Şimdi margin left dedim. Sola ne yapmış oldu? İstediğim gibi bir tane ne verilmiş oldu burada? Bir margin vermiş oldu.
Tamam, şimdi aslında burada herhangi bir sorun yok gibi görünüyor. Ama ben size detaylı olarak nerede sorun çıkacağını anlatacağım mesela. Hemen geliyorum, şöyle font size olarak da 1.6 RAM dedik buraya. Font size'ımız 1.6 RAM. İşte ne diyelim, border istemiyorum. Border none diyorum. İşte outline, tıklandığım zaman herhangi bir outline almasın buraya. Outline none diyorum. Başka ne verebilirim burada? Şuradaki bana çok yakın gözüktü. Letter spacing verelim. Letter spacing, yani şuradaki harfler arasında boşluktan bahsediyorum. Letter spacing ne diyelim? 2 piksel diyelim buraya. Artık çok küçük bir değer olduğu için RAM kullanmaya gerek yok. Tamam. Butona bunu verdik. Şimdi genel olarak ne olmasını isterim bir de? Butonların bu hover state olmasını isterim. Tamam mı? Buton olduğu gibi amper santimizi yazdık. Hover durumunda ne olsun burada? Hover durumunda şuradaki color ve background color'ı alıyorum. Ctrl V ile buraya yerleştirdim. Yalnız burada background color olarak bu kez ne diyelim, primary color olmasını istiyorum. Text olarak da light color olmasını istiyorum. Geldim böyle, tabii üzerine geldiğimiz zaman böyle löp diye değişmesini istemiyoruz, değil mi? Ne yapıyoruz? Klasik transition'ımızı da veriyoruz. Transition olarak da all diyorum ve nokta 5 saniye diyorum. İleride bu transition'ların hepsini bir alanı oluyoruz ve geldiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi şuradaki butonlarımızı ne yapmış olduk? Tamamlamış olduk. Şimdi buton bu şekilde. Ancak ben butonun bir tanesinin primary halde olmasını istiyorum. Şimdi primary halde olması ne demek? Geliyorum buraya, ampersand tire primary dedik. Yani şurada yazdım ampersand primary'de, ben neyi adresliyorum arkadaşlar? Şimdi şuraya yazalım ki kafamız karışmasın. Buradaki şu yazdığım ifade hangi parantezin içerisinde? Şuradaki btn klasının içerisinde. Bunun hangi klası gösteriyor? btn tire primary klasını gösteriyor bu şekilde. Tamam, geldik şimdi. btn primary'de, tamam mı? Ben ne olmasını istiyorum? Aynen şuradaki background'ın primary color olmasını istiyorum, tamam mı? Bu primary color'ın hover state'inin de şöyle geliyorum burada içerisinde, bu kez primary class'ın içerisindeyim dikkat ederseniz. Ampersand hover diyorum. Tabii burada biraz kafanız karıştı. Hemen şurada bunun ne anlama geldiğini yazıyorum şöyle yorumun içerisinde. Bakın, BTN primer'in içerisinde mi var? Nokta BTN'den geldim şu yukarıdaki. Şuradaki BTN'den geldim. Sonra ne varmış? Ampersand içinde bulunduğun şuradaki klası direkt kopyala diyor. Başka bir şey yapıyor. Tire primary. Bakın tekrar ampersand yazmışım. İki nokta üst üste hover. Yani şunu gösteriyor. Başka hiçbir şey değil. Bu da ne yapacak? Bu da şuradaki renkleri kopyalayacak. Ctrl C ile aldım buraya ve Ctrl V ile ne yaptım? Yapıştırdım. Şu yorumumuzu da sildim. Kaydediyorum. Şimdi ben mesela şuradaki login'in, tamam mı, primary olarak görünmesini istiyorum. Hemen ne yapacağım? Bakın gidiyorum index HTML'e, login diye hemen buraya btn tire primary klasını ne yapıyorum? btn tire primary klasını bakın ekledim. Hani Bootstrap, işte Zurp Foundation, Materialize gibi frameworklerde, yani kütüphanelerde buradaki bir ton class ismi görürsünüz. İşte bir ton class ismini görmesinizin sebebi arkadaşlar, bu var olan hazır klasları bu şekilde kullanmaktır. Görmüş olduğunuz gibi burada ne yaptık? Biz kendi
bir hazır klasımızı oluşturduk bu şekilde. Hani bunları mümkün olduğu kadar bu kadar detaylı anlatıyorum. Yani bu kadar detaylı anlatmaya gerek var mı? Bazı arkadaşlar sıkılabilirler ama hani eksik bir şeyler bırakmak istemiyorum. Madem ileri bir dersten bahsediyoruz, neyin ne için yaptığını bu şekilde teker teker anlatmak istiyorum. Şimdi gelelim arkadaşım şuradaki margin left konumuna, tamam mı? Bu margin left benim niye hoşuma gitmedi? Şimdi arkadaşım ben ne yapmışım? Buradaki işte BTN klasını ana klasına demişim ki margin left işte 2 RAM. Bu ne yapacak? Ben şu BTN klasını kullandığım, projemde kullandığım tüm butonlara margin left verecek. Şimdi padding vermesi, padding zaten butonun içerisinde, o çok problem değil. Onunla ilgili bir problemim yok. Ama şuradaki margin left'i bu şekilde vermektense, tamam mı? Ne şekilde verebiliriz? Utility class oluşturabiliriz, değil mi? Hemen ne yapacağız onun için? Bakın geliyorum. Şu dosyamızı açalım. Ne diyelim buna? Abstract.css diyelim, tamam mı? Şöyle margin, işte margin left'ler için ne diyebiliriz? Şöyle ML şeklinde bir class oluşturalım, tamam mı? Ne olmasını istiyorum ben bu? İşte 2 RAM vereceğim ya, hemen geliyorum şöyle. %2 şeklinde. Yani şuraya da yazalım bunu. Buradaki class'ın ismi ne oldu? ML-2 şeklinde bir class oldu. Hemen buraya geliyorum ki burada arkadaşım senin margin left'in 2 RAM olacak. Böyle de bir CSS özelliği veriyorum. Bu CSS özelliğini verdim mi? Sonra geliyorum buradaki efendime söyleyeyim components'te, şurada artık margin left özelliğini kullanmıyorum. Bakın dikkat ederseniz geldi. Onun yerine ne yapıyorum? index.html'e gidiyorum. Şuradaki buton var ya. Butonun yanına diyorum ki arkadaşım buraya ML-2 klasını ekle. Kaydediyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi yalnızca artık şu butona ait olan ne var? ML-2 klası var. Bu şekilde, yani biraz önce margin left'in sizi rahatsız etmediği durumlarda bu şekilde kullanmayabilirsiniz. Ama dediğim gibi burada amacımız ne? Size mümkün olduğu kadar yaptığınız çalışmayı modülerize etme şansı vermek. O nedenle arkadaşım bu tarz çok ufak değişiklikleri de yapıyorum. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Güya işte bugün dersimizde header'ı bitirecektim ama görmüş olduğunuz gibi virajı bayağı geniş alıyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.